Herkese selamlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Türk savunma sanayi katmanlı hava savunma sistemleri alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam etmekte. Bu kapsamda önemli yürütülen en önemli projelerden biri olan Siper Büyük Taarruz ve Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde bir test atışı yapmıştı. Test atışında Siper hava savunma sistemi 100 kilometrelik hedefe angaja olmuştu. Son atış testinde yüksek hızlı hedef uçak yerli Siper hava savunma sistemi tarafından vuruldu. Atışta hedef tespit ve takibi Aselsan'ın geliştirdiği yerli AirS radarı tarafından icra edildi. Aselsan tarafından geliştirilmiş olan AirS taraflarında 3. ya da 4. radardan sonra yerli galyum nitrat çipler kullanılacaktır. Siper'in yüksek irtifa ve uzun menzilli bir hava savunma sistemi olacağını da açıklayan Roketsan Genel Müdürü Murat II, Siper ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğini de söyledi. Roketsan Genel Müdürü Murat II, CNN Türk'te hafta sonu programında Hakan Çelik'in sorularını cevapladı. Çok yakın bir zamanda Siper hava savunma sisteminin envantere gireceğini dile getiren Murat II, Siper, yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma sistemimiz olacak. Çalışmalarda sona gelinmiş durumda. Çok yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek hale gelecek, ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir canlı yayında konuşan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Siper projesi kapsamında birkaç yeni bilgiye değinmişti. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, yaptığı açıklamalarda Siper projesinde balistik füze önleme kabiliyetine sahip bir sürümünde olacağını söylemişti. Demir, balistik füze önleme kabiliyetli Siper'in uç sürümü 2026-2027 civarı hazır şeklinde konuşmuştu. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporunda, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Aşama C Siper projesi kapsamında Aralık 2022 tarihinde bir sistemin envantere alınacağı da açıklanmıştı. Katmanlı hava savunma için en önemli çalışmalardan biri olan Siper ile ilgili geliştirme çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Siper Yüksek İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi geliştirme çalışmaları, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından gerçekleştirilmektedir. Siper Hava Savunma Sistemi, Hisar A ile Hisar O sistemlerinde de olduğu gibi dikey atış yeteneğine, dikey atış esnasında azami etkinlik sağlayan çift darbeli motora ve aktif radar arayıcı ile görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip olacaktır. 100 kilometre artı menzile sahip olacak Siper. Dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarına ek olarak deniz platformlarında da kullanılabilecektir. Deniz platformlarında kullanılabilecek Siper hava ve füze savunma sistemi sayesinde Türkiye, savunmasını sınırlarının ötesinden başlatabilecektir. Öncesinde sadece hava soluyan hedeflere karşı kullanılacağı söylenen Siper hava savunma sistemi son yapılan güncelleme ile antibalistik savunma sistemi özelliklerini de barındıracaktır. Siz de en güncel haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.